Merhaba arkadaşlar. Sizlerle bu haftaki dersimizde hafta içi evden atmış olduğum denemenin çözümlerini yapacağız. Biliyorsunuz ki artık sizin sınıfların sadece birinci dönemin konularından sorumlusunuz. O yüzden bu denemede sadece birinci dönemin konularını içermekte. Bakalım birlikte yapalım. İlk sorumuz bir üstü sayı sorusu arkadaşlar. Üstü sayılarla ilgili bir kodlama sorusu vermiş. Bu soruları test kitaplarından da aşinayız. Bu tarz sorular çok çıkıyor zaten arkadaşlar. Soruyu okuyacak olursak da bir yarışmadan bahsediyor. Yarışmanın koşu yarışması olduğundan bahsediyor. Burada 2020 yılına özel olarak demiş ki doğum tarihlerin 2'nin doğal sayı kuvvetleri şeklinde yazılışı şeklinde göğüs numaraları vermişler. Yani şuradaki kuralın ne demek istediğini bizim anlamamız lazım ve şuradaki sonradan soru okuyacak olduğumuzda da şıklara göre deneme yapacağız arkadaşlar. Bakalım 14 Mart 2000 tarihinde 0 çarpı 2 üzeri 0, 0 çarpı 2 üzeri 1, 0 çarpı 2 üzeri 2, 2 çarpı 2 üzeri 3 burada 2 üzeri 7'ye kadar devam etmiş arkadaşlar. Farkındaysak şurada bir kural olması gerekiyor. Yani 0, 0, 0 şeklinde gitmiş. Sonra 2'ye gelmiş, sonra 3'e, sonra 0'a. Farkındaysak şurada bir tersten bir işlem var. Yani tersten sayıları alıp 2'nin kuvvetleri cinsiyle sırasıyla 2 üzeri 7'ye kadar devam etmiş. Ve bunların çözümlerini yaptığında sonucu 448 bulup bunu göğüs numarası olarak vermiş arkadaşlar. Burada soruya devam edecek olursak göğüs numarasının 353 olan Osman Bey'in doğum tarihinin ne olabileceğini soruyor. Yani bizim buradaki şıkları tek tek denememiz lazım. Bakalım A şıkkına denecek olursak arkadaşlar. A şıkkına da diyor ki 10 Haziran yani 10.06.2002 tarihinden bahsediyor. Buna bakalım. Tersten başlıyoruz arkadaşlar. 2'den başlıyoruz. 2 çarpı 2 üzeri 0 artı daha sonra 0 çarpı 2 üzeri 1. 0 çarpı 2 üzeri 2 yazmama gerek yok. Bunlar zaten 0 edecek. O yüzden 2 çarpı 2 üzeri 3 artı 6 çarpı 2 üzeri 4 artı ne yapmam lazım? 0 çarpı 2 üzeri 5 0 çarpı 2 üzeri 6 1 çarpı 2 üzeri 7 demem lazım arkadaşlar. Bunu çözecek olursak ne oluyor? 2 çarpı 2 üzeri 0 2 çarpı 1'den 2 eder. Artı 2 çarpı 2 üzeri 3 16 ediyor. 8 çarpı 2'den 6 çarpı 16 96 ediyor arkadaşlar. Artı 1 çarpı 2 üzeri de 128 ediyor bildiğiniz gibi. Burada topladığımızda zaten sonucun 353 etmeyeceğini biliyoruz. O yüzden A şıkkı değil arkadaşlar. B şıkkına bakacak olursak. Burada B şıkkının ne olduğunu görüyoruz. 20 Mayıs yani 20.05.2001 tarihinden bahsediyor. Bunu çözelim. Diyor ki burada 1 çarpı 2 üzeri 0 artı 0 çarpı 2 üzeri 1, 0 çarpı 2 üzeri 2, sonra 2 çarpı 2 üzeri 3 yazmamız lazım. Artı 5 çarpı 2 üzeri 4 yazmamız lazım. Artı işte 0 çarpı 2 üzeri 5, 0 çarpı 2 üzeri 6, 2 çarpı 2 üzeri 7 yazmamız lazım arkadaşlar. Bakalım bunu çözersek zaten. 1 çarpı 1'den burası 1 artı 2 çarpı 8'den burası 16 artı 5 çarpı 16'dan burası 80 artı 2 çarpı 2 üzeri 7'den de 128 çarpı 2'den de burası ne oluyor arkadaşlar? 256 ediyor. Buradaki sayıları topladığımızda 256, 80, 16 ve 1'i topladığımızda cevabımız 353 ettiğini görüyoruz. 353 de zaten bizden istenen sayıydı. Yani cevabımız burada B seçeneği arkadaşlar. İkinci sorumuz ise bir çarpanlar ve katlar sorusu arkadaşlar. Okuyalım. Bir fabrikada çalışan 90 işçiye her birinin üzerinde iki basamaklı farklı bir sayı yazan kimlik kartları verilmiştir. Yani bu kimlik kartlarında mesela buradaki çalışanımızın kimlik kartı numarası 10. Herhangi bir işçi fabrikaya girerken bu karta göre sistem okutuyor. Kartın en büyük ve en küçük asal çarpanlarının toplamı işçinin haftalık çalışma saat süresini veriyor diyor. Tamam. Buna göre fabrikada haftalık çalışma süresi 8 saat olan kaç işçi bulunmaktadır diyor. Yani burada demek istediği şey şurada en büyük
ve en küçük çarpanları dediğimizde toplamlarını bize diyor ki bu çarpanları asal çarpanları diyor. Asal çarpanlarının toplamı çalışma saatini verecekse bize 8 saat olanı istiyor. Yani bunların toplamının 8 olmasını istiyor arkadaşlar. Bunların toplamı 8 ise o zaman bunların asal olmasını istediği için bize bunların hangi iki sayının toplamı 8 olur ama bunların asal olmasını istiyor. O zaman sadece asal olabilecek, ikisinin toplamı 8 olabilecek, birini 3, birini 5 seçebiliriz arkadaşlar. Bunların toplamı 8 ediyor çünkü. Buradaki yani 3 ve 5 asal çarpanlarını bulunduran ve sadece 90'a kadar, 90. numaraya kadar, yani numarası 90. sayıya kadar olan içinde 3 ve 5 asal çarpanları bulunacak sayılara bakalım. Deniyoruz. Yani mesela 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 ne eder arkadaşlar? 3 çarpı 5'ten mesela 15. nolu kişi elde edebiliriz. Olabilir. Bakalım 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1 yaparsak ne olur? 9 çarpı 5'ten cevabımız 45 oluyor arkadaşlar. Bu da olabilir. 3 üzeri 3 yaparsak sayının büyüdüğünü görüyoruz. 3 üzeri 3 27 demek. 27 çarpı 5 90'dan çok büyük bir şey edecek. O yüzden bunu almıyoruz. Bu sefer 3'ü değil de sanki 5'in kuvvetini değiştirelim. O yüzden 5'in birinci kuvveti değil de 5'in ikinci kuvveti olarak alırsak arkadaşlar ne olacak? 3 çarpı 25'ten burasının 75 olduğunu görüyoruz. Zaten bize 90'dan küçük olabilecek her şeyi sağladığı için burada 3 tane ihtimalimiz var. 15, 45 ve 75. O yüzden kaç işçi bulunur diyor. O yüzden 3 işçi bulunur arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği. Üçüncü soruya bakacak olursak bu sorumuzda zaten çoğunlukla karşımıza çıkan EBAVEGAP sorularından biri. Sorumuzu okuyalım. Aşağıda Ali isimli bir öğrenciye ait ayakkabının boyutları verilmiştir. Eni 8, boyu da 18'miş arkadaşlar. Bir diyor ki okul bahçesinde iki ağaç arasında doğrusal mesafe iki farklı adımlama yöntemiyle aralarda boşluk kalmayacak şekilde üst üste gelmeyecek şekilde adımlarla ölçüyor. Birincisinde farkındaysak bu normal ayakkabıyı koymuş. Yani aslında sürekli 18'er 18'er ilerlememiş mi? 18 18 ilerliyor. Burada dikey dikey koymuş. O yüzden burada da bakacak olursak 8'er 8'er ilerlediğini görüyoruz. Ayrıca her iki adımlama yönteminde de ağaçlar ile ilk ve son adımlar arasında boşluk kalmadan ölçüm yapıyor diyor. Bakalım tamam. Diyor ki iki ağaç arasında 3 metreden az olduğuna göre. Zaten bize buradaki işte ipucu şu. 3 metreden az ve olabilecek en çok adım diyor. Yani ileride birleşsinler ama en fazla adım olsun. Yani bu bir ekok sorusu arkadaşlar. Bakalım şuradaki 3 metreyi bize santim cinsinden yazarsak zaten bunun 300 santim olduğunu biliyoruz. Yani 300'den küçük olan bir yerde birleşecekler ama en fazlası olmasını istiyor. Yani bize burada ne lazım arkadaşlar? 18 ile 8'in ekoku lazım. Nerede birleşecekler? Bunların ekoklarını bulacak olursak bunların ekoklarının 72 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bakalım 72 ise ama bu 72 bizim için geçerli değil. Çünkü neden? 300'den küçük olmasını istiyor ama en fazlası olmasını istiyor. Yani ben bu ekoku arttırabilirim. 2 katını alacak olursam 144. Devam ederim. Bir daha 72. 216. Bir daha 72. 288. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Daha devam ettiğinde buradaki 300'den küçük ama en fazla olabilecek 288'dir. Yani ben bunun ekokunu 288 kabul etmek zorundayım bu soruda. Yani olabilecek en fazla 288 olursa bunların ikisinin arası, ağaçların arası. Alabileceği adımda birinci adımlamada sürekli 18'ler devam ettiği için 288'i 18'e bölersem burada cevabın 16 adım çıktığını görüyoruz birinci adımlamada. İkinci adımlamadakine göre yaparsak 288'in 8'er 8'er ilerlediğimizde bakarsak 288'i 8'e bölersek de buradan da 36 adım çıkmış oluyor arkadaşlar. Toplamda ikisini toplarsak da cevabımız 52 adım yani D seçeneği arkadaşlar. Dördüncü sorumuz ise bir köklü sayılar sorusu arkadaşlar. Bakalım kolay bir soru. Bir fabrikanın taşıma bantlarının görseldeki gibi dikdörtgenler prizması biçiminde kutular taşınmaktadır. Yani burada bir tane kutu var. Bakalım. Kutunun tabanı taşıma bandının boşluk kalmayacak şekilde üretilmiştir. Görseldeki kutunun bandın girişine en kısa uzunluğu. Hemen bunları kök dışına atalım. Bunun 4 kök 3 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Kök 75'in 5 kök 3 olduğunu biliyoruz. Kök 300'ün de
10 3 olduğunu biliyoruz. Bunlar bir kalsın. Sonra sorunun devamında zaten diyor ki kutunun tabanının eni boyunun 3'te 1'i ise çevresini soruyor. Devam edelim bakalım. Diyor ki girişi en kısa uzunluğu, en kısa mesafesi. Bu bizim kutumuzun şurasında girişe en kısa mesafesinin 4√3 olduğunu vermiş. Üzerine yazıyorum. Buranın çıkışı uzaklığının da 5√3 olduğunu vermiş. Ama demiş ki burasının toplam bandın uzunluğu ise 10√3 diyorsa arkadaşlar 4√3 ile 5√3 toplarsak toplamda 9√3 olduğunu görüyoruz. Ama burasının toplamda 10√3 olması gerekiyordu. O zaman şuradaki kalan mesafe ne kadar kalıyor arkadaşlar? Bir tane √3 kalmadı mı? Yani kutunun tabanının bir dikdörtgen olduğunu biliyoruz. Dikdörtgenler prizması olduğu için bunun kutunun tabanının dikdörtgen olduğunu biliyoruz. Eninin √3 olduğunu bulduk. Sorunun devamında dedi ki bize kutunun tabanının eni boyunun 3'te 1'i ise yani eni boyunun 3'te 1'i ise boyu eninin 3 katı olmak zorunda. Yani burasının 3√3 olması gerekiyor arkadaşlar. O zaman karşılıklı kenarlarını bu şekilde yazarsak bize zaten çevreyi soruyor. 3, 3, 1, 1 daha toplamda 8 tane kökücü arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği. Sonraki sorumuz bir bilimsel gösterim sorusu. Diyor ki bir rüzgar türbününün 25 kW enerji ürettiğini söylüyor bir günde. Bir tanesi bir günde 25 kW enerji üretiyorsa bize 8 ayrı ürettiğini ama 27 tanesinin ürettiğini soruyor. Şimdi mantıken bir günde ürettiğini verdiyse bizim ilk önce bir tanesinin 8 ayda ne kadar ürettiğini bakmamız lazım. Şimdi bize 8 ay normalde kaç gün? 8 ayın 8 ile 30'u çarparsak arkadaşlar 240 gün olduğunu biliyorum. O zaman bir tanesi için geçerli olan bir tanesi bir günde ne kadar üretiyormuş? 25 kW. 25 kW bir günde üretiyorsa 8 ayda yani 240 günde ne kadar üretir? Ne kadar üretir? İlk önce bir burada ne yaptık? Doğru orantı yaptık. Yani bizim burada 240 ile 25'i çarpmamız gerekiyor arkadaşlar. Buradan ne buluyoruz? 6000 kilowatt buluyoruz burada. Bir tanesi 8 ayda bu kadar üretiyormuş. 6000 kilowatt bulduktan sonra ama bize bir tanesi bu kadarsa bize 3 üzeri 3'ün yani 27 tanesinin 8 ayda ürettiğini soruyor. 27 tanesi için nasıl buluruz? Yani diyor ki bir tanesi 240 günde 6000 kilowatt enerji üretiyorsa 27 tanesi 240 günde kaç kilowatt üretir? Bakalım. Burada gene içler dışlar çarpımı. Gene bir doğru orantı yapmamız gerekiyor. Yani burada ilk önce sıfırlar yokmuş gibi 27 ile 6'yı çarparsanız arkadaşlar normalde burasının 162 olduğunu görüyoruz. Yanına da 3 tane sıfır ekleriz. Normalde bizim sonucumuz 162.000 kilowatt çıkar. Ama bize soruda watt cinsinden değerini soruyor. 1 kilowattın da 1000 watt olduğunu biliyoruz. O yüzden bunun yanına 3 tane daha sıfır eklememiz gerekiyor. Normalde ne yapıyoruz? 162'nin yanında 3 tane sıfır vardı zaten. Bir de biz bunu watt'a çevirdiğimiz için 3 sıfır daha ekledik. Ve bize bunu bilimsel gösterim soruyor arkadaşlar. Bilimsel gösterim hatırlatmak gerekirse 1 ile 10 arasında olması gerekiyordu. Onun kuvvetleri cinsinden gösteriliyordu. 1'e dahil olabilirdi. Yani bakalım. O yüzden şuraya gelmesi gerekiyor. 1 ile 6 arasına gelmesi gerekiyor. Virgülü kaydıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kez sola kayarsa bunun cevabı ne oluyor arkadaşlar? 1,62 çarpı 10 üzeri sola kaydığımız için pozitif kuvvet oluyor. 10'un 8. kuvveti yani cevabımız B seçeneği arkadaşlar. Sıradaki sorumuzda da bir yarışmadan bahsediyor gene. Ramil Guliyev Londra'da düzenlenen 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metre final yarışında
20.09 saniyelik derecesiyle birinci olarak Türkiye'ye altın madalya kazandırmıştır diyor. Peki. Diyor ki çok güzel. Yarış başladıktan 18 saniye sonra yarışı önde götüren Ramil Guliyev ve arkasındaki 3 atletin bitiş çizgisine olan uzaklıkları metre cinsinden aşağıdakilerin hangisi olabilir? Şimdi olabilir diyor ve bize köklü sonuçlar vermiş. Yani demek ki bu köklülerde bir sıralama sorusu aslında. İlk önce ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Peki. Şimdi mantıken arkadaşlar Ramil birinci olduysa şimdi bitiş çizgisine en yakın olan Ramil değil midir zaten? O zaman bitiş çizgisine en yakın, en kısa mesafe. Yani bunun birincinin en kısa mesafe olması lazım. Birinci, sonra ikinci, sonra üçüncünün, sonra dördüncünün bitişe en yakın mesafeleri soruyor. Çünkü bize bitiş çizgisine olan uzaklıklarını soruyor. Şuradaki kısım önemli. Peki buradaki uzaklıkları soruyorsa bize sıralama bu şekilde olması lazım. Ama şimdi bunları tek tek büyüklük küçüklük sıralaması yapmamız lazım. Şıklarda genelde aynı köklüler kullanıldığı için bunları ilk önce ne yapmamız lazım? Köklülerde sıralama yaparken bunların hepsinin kök içerisinde olması gerekiyordu arkadaşlar hatırlarsak. Bunların hepsini bir kök içerisinde atmamız lazım. Nasıl atıyorduk? 4'ün karesini içeri alıyorduk. 16 çarpı 15'ten burasının 240 yani kök 240 olduğunu gördük. Bakalım diğerine 9 kök 3'e bakarsak 9'un karesi 81, 81 çarpı 3'ten burasının 243 olduğunu gördük. Peki sonra 16'yı da tabii ki de kök içerisine atmamız gerekiyor. Bunun kök 256 olduğunu biliyoruz. Yazalım. Tabii diğeri de verilen şıklarda kök 242'den bahsetmiş. Güzel. Buradaki Ramil'in hangisi olması gerekiyor? Burada en kısa mesafe yani köklü sayılarda sıralama yaparken kök içleri küçük olan küçük oluyordu. Yani en kısa mesafe aslında bu. Yani Ramil'inkinin 4 kök 15 olması gerekiyor. Yani birincinin mesafesinin 4 kök 15 olması gerekiyor. En uzak mesafenin de şu olması gerekiyor arkadaşlar. Yani bu da dördüncünün mesafesi olması gerekiyor. Yani 16 olması gerekiyor. Şu başlangıç ve bitiştekilere bakarsak. Birinci ve dördüncüye bakarsak zaten şıklarda burada 4 kök 15 ve 16 diye görürüz. Ve yani cevabımız C seçeneği olur bu şekilde. Sıradaki sorumuz ise demiş aşağıda 8 çarpı 8 boyutlarında kareli bir zemin verilmiştir. Bir robotun gideceği yolu gösteriyor. A'dan B'ye gitmiş arkadaşlar. Kırmızı çizgileri takip ederek demiş ki A'dan B'ye ulaştı. Peki B noktasına ulaşmıştır. Mesafe santimetre cinsinden üstte ifade olarak gösteriliyor diyor. A noktasından harekete başlayan robot B noktasında durmuş. Peki üzerinde ise 8 üzeri 3 sayısı gösterilmiştir. Güzel. Bu böyle bir kalsın. Şimdi kaç tane çizgi gitti acaba? İlk önce ona bir bakmamız lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 birim gitmiş. Yani 16 birimlik. Şuraya yazacak olursak. 16 birimlik ilerlediğinde 8 üzeri 3 mü gitmiş arkadaşlar? 8 üzeri 3 göstermiş göstergede. Peki bir de soruda ne soruyor? Buna göre verilen kare zeminin çevre uzunluğu kaç santimetre olur? Yani karenin, bütün verilen kareli bir zeminin çevresini soruyor. Toplamda 8'e 8'lik bir kare olduğu için şurasına şöyle bir kare çizmek gerekir arkadaşlar. Ne olur? 8, 8, 8, 8 yaparsak yani bunun çevresi aslında kaç birim? 8 kere 4'ten 32 birim değil mi arkadaşlar? 32 birimlik bir kareden bahsediyorum. Yani 16 birim ilerleyen robot 8 üzeri 3 gösteriyorsa yani biz burada bir doğru orantı yapmamız gerekirse 32 birim ilerleyen robot kaç birim gösterirdi? Doğru orantı yapacaksak. Peki 16'nın 32 zaten burada 32 16'nın 2 katı olduğu için bize burada yapmamız gereken 8 üzeri 3 ile 2'yi çarpmak değil mi arkadaşlar? Nasıl çarparız? Sonuçta 8 üzeri 3 2'nin kuvveti cinsinden yazılabilir. Yani ne demektir bu? Üstün üstünü kullanırsak 2 üzeri 3'ün 3. kuvveti değil mi arkadaşlar? Aynı zamanda 2 üzeri 1 demektir 2'de. Bu 2 üzeri 3'ün 3. kuvveti 9 eder. 2 üzeri 1. Tabanlar eşitse üstü sayılarda üstler toplanır. Çarpma işleminde cevabımız normalde 2 üzeri 10. Şimdi şıklarda 2 üzeri yoksa şıklardakilere bir bakıp bunu benzetmeye çalışacağız arkadaşlar. A şıkkı zaten olmaz. B de olmaz. C'ye bakacak olursak 4'ün 2'nin
ikinci kuvvetinin beşinci kuvvetinden bahsettiğini görüyoruz. Yani bakalım üstün üstü kullanılmış. 2 üzeri 10 değil mi arkadaşlar? Bu da aynı şekilde. Yani 2 üzeri 10'dan bahsediyorum. Bize istenen de zaten oydu arkadaşlar. Bakalım o zaman cevabımız C seçeneği. Evet, sıradaki sorumuz da bir daire grafiği ve sütun grafiği sorusu. Yani veri analizi konusuyla alakalı. Bakalım. Daire grafiğinde küçük ev aletlerinin günlük satış adeti. Sütun grafiğinde ise satıştan elde edilen karlar gösterilmiştir diyor. Burası satışmış arkadaşlar. Burası satış diyor. Daire grafiğinde. Sütun grafiğinde de karlardan bahsediyor diyor. Peki bu ürünlerin hepsinin maliyet fiyatı eşit olmak üzere kahve makinelerinin satışından kahve makinesi satışından elde edilen toplam kar 1500 TL. Şimdi ben kahve makinesinden elde ettiğim karı bulabiliyorsam burada kahvenin normalde satış fiyatını da bulurum. Kahvenin satış fiyatını bulursam çayın satış fiyatını da bulurum. Satış fiyatını bulduğum şeyin karını da bulabilirim. Şimdi bana normalde çünkü çaycı ile ilgili bir şeyler soruyor. Yani normalde benim daire grafiğine geçmem lazım. Normalde sütun grafiğindeki bilgiyi vermiş. Daire grafiğine geçip sonra bir daha sütun grafiğine geçmemizi istiyor. Şimdi bu soru arkadaşlar bu ay yayınlanan Nisan ayının örnek sorularındaki daire grafiği sorusuna çok benziyor. İsterseniz oraya da bir bakabilirsiniz. Güzel bir soru. Bakalım demiş ki bize kahve makinelerinin satışından elde edilen kahve makinelerinden şurada %50 kar elde edilmiş. Yani bakalım. Şimdi %50 kar elde ettiğimizde 1500 TL mi kar etmiş oluruz arkadaşlar? Yani o zaman %50'si 1500 olan bir şeyin normalde %100'ü ne kadardır? Yani kendisi normalde ne kadardır? Şöyle bakacak olursa iki katı değil midir arkadaşlar? O zaman 3000 değil midir? Normalde satış fiyatı o zaman 3000 TL olması gerekiyor bunun. Ve 1500 TL ekstradan kar etmiş. Peki kahve makinesinin 1500 TL yani şurasının daire grafiğine geçecek olursak normalde satış miktarı 3000 değil midir arkadaşlar? Yani şuraya 6 yazacak olursak şimdi daire grafiğine geçtik. 120 derece ile gösterilen kahve makinesi 3000 TL ediyorsa çaycının açısını bulmak istersek arkadaşlar şuraları bir açıları toplayalım şu kenarda bir yerde toplayayım ben size. 120 daire grafiğinin toplamda 360 derece olduğunu biliyoruz. 120 120 30 da toplarsak kaç elde ettik? 240, 30 daha 270, 360'dan 270 de çıkartırsanız kaç oluyor? Bizim normalde çaycımızın derecesi o zaman 90 derece değil mi arkadaşlar? Çıkartalım. O zaman çaycımız 90 derece. Şurasının normalde 90 derece olması lazım. Peki. Şurada devam edecek olursak şuradaki doğru orantıyı 120 derece 3000 TL ediyorsa satış fiyatı olarak 90 derecenin yani çaycının kaç TL bir satış fiyatı olduğunu bulmamız lazım. Bu çaycı için. Bu satış fiyatını bulduktan sonra biz gidip çaycıdan ne kadar kar elde edildiğini bulacağız. Peki o zaman burada yapmamız gereken şey işler dışlar çarpımı arkadaşlar. Bakalım ne yapıyorum? 3000 çarpı 90 bölü 120 yapmamız lazım arkadaşlar. Burada ne yaparız? Sıfırlar gitti. 9'da 12'yi sadeleştirdim. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 4. Sonra 3000'i 4'e bölersem 750 olduğunu biliyorum. 750 ile de 3'ü çarparsak arkadaşlar burada ne yapmamız gerekiyor? 2250 çıkıyor arkadaşlar. Yani normalde bu 2250 neymiş? Çaycı. Çaycının satış fiyatı. Yani toplamının satış fiyatı peki bu. Yani sırf bir tanesinin değil tabii ki. 2250 TL'den normalde biz çaycıdan ne kadar kar elde ediyormuşuz? %40'ı diyor. Yani 2250'nin bizde %40'ını yani çaycıdan elde edilen karı soruyor arkadaşlar. O zaman bizim ne yapmamız lazım? 2250'nin %40'ını bulmamız lazım. %40'ı nasıl bulunur? Yani sayı ile yüzdeyi çarpmamız lazım arkadaşlar. 40 bölü 100'ü çarparsak sıfırlar sadeleşiyor. Şuradaki sıfırladı. Şuradaki sıfır sadeleşiyor. 225 ile 4'ü çarparsak arkadaşlar cevabımızın
900'de olduğunu görüyoruz. Yani cevabımız C seçeneği. Evet. Sıradaki soruda arkadaşlar görüyoruz ki yukarı bize bir bilgilendirme vermiş. Burası bir cebirsel ifade sorusu, bir özdeşlik sorusu. Sırasıyla hatırlama yapalım bu arada. X artı y'nin karesi yani iki terim toplamının karesi demek. İki terim farkının karesi demek ikincisi de. X kare eksi y kare de neydi? 2 kare farkı demekti arkadaşlar. Yani bu sene gördüğümüz 3 özdeşlikten de bahsetmiş. Peki aşağıda bir modelleme vermiş. Bununla ilgili bir soru sormuş. Bakalım yukarıda cebir karolarıyla bir tam kare ifadeyi modellemeye başlayan Kaan elinde yeterli cebir karosu olmadığı için modellemeyi yarım bırakmıştır diyor. Şimdi bizde aslında ne istiyor? Şurada bizim dikkat etmemiz gereken şey bir tam kare ifade. Tam kare nedir? Aynı olan iki tane cebirsel ifadenin çarpımı demektir. Yani bir şeyin karesi. İki farklı şeyi çarpmıyoruz. Kaan bu modellemeyi doğru bir şekilde tamamlayabilmesi için en az kaç adet daha cebir karosuna ihtiyaç vardır? Zaten soldaki verilenleri kullanabiliriz. Biliyoruz ki biz bunlarla ilgili çok soru çözdük arkadaşlar. Şimdi bizim şunu x kare olarak veriyorsa kenarlarının bizim şunları direkt hemen yerleştirebiliriz. X, x, x. Burasının x birimlik alan olduğunu bildiğimiz için şuraları birebir. Şurası da x. Pembelerin kenarlarının x olduğunu biliyorum. Sarının da 1 olduğunu biliyorum. Farkındaysak şurası arkadaşlar 3x artı 2 değil mi? 3x artı 2 ama yan tarafın 3x artı 1 olduğunu görüyoruz. Yani bizim aslında tam kare istediği için bizim şuraya bir tane daha sarı eklememiz gerekiyor. Yani şurasının da 1 olması gerekiyor. Yani 3x artı 2'nin tam karesi olsun. Çünkü tam kare bir ifadeyi kullanıyoruz diyor. Peki bize tabii ki de sonuçta bu cebirsel ifadeleri bu şekilde bitmiyordu. Biz bunları bir kare elde ediyorduk. Şuradan devamını çizecek olursak şu şekilde ben bunların hepsini devam ettiriyorum. Şöyle yapıyorduk. Şu şekilde devam ediyorduk. Bunların hepsini birleştiriyorduk. Şöyle yapıyorduk. Daha sonra şöyle devam ettirelim. Bunu da devam ettirelim. Bunu da devam ettirelim. Arkadaşlar yani bizim bu bir tam kareye benzedi artık. 3x artı 2 ile 3x artı 2'nin çarpımı oldu. Kaç tane kare elde ettik? Kaç tane kullandık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 ve 17 arkadaşlar. Toplamda 17 tane kullanmış olduk fazladan lazım olan. Yani cevabımız A seçeneği. Evet, sıradaki sorumuzda bir yukarıda bildirim vermiş, bir bilgi vermiş. Ayrıt uzunlukları ABC olan dikdörtgenler prizmasının hacmi 3 ayrıtının çarpımıdır. Yani 3'ünü çarparsak hacmini buluruz diyor arkadaşlar. Biliyoruz bunu. Devam edelim. Aslında ne yapmış? Bir geometrik şekilde köklü sayıları karıştırmış. Cemre kenar uzunluğu kök 289 neydi bu? Hemen zaten tam kare. Bunun 17 olduğunu biliyoruz aslında. 17'nin karesi çünkü kare şeklindeki renkli kartonun köşelerindeki alanların 16 santimetre kare olarak keserek çıkartıyoruz diyor. Peki bu 16 da bize bir tanıdık geldi. Çünkü ne demekti bu arkadaşlar? Karenin alanı 16 ise kestiğim kenarlar normalde 4'e 4 değildir arkadaşlar. Hemen üzerine yazalım. Bu çünkü 4'e 4'lük bir birimin alanı. 16 oluyordu. Bunları birleştirirsek peki bu şekilde kalsın. A ise kalan kısmı keserek parçaların kenarlarını doğrultarak ne demiş katlayarak ağzı açık bir kutuyu oluşturuyor. Şimdi bir kenarının şurasının 17 olduğu halde biz bunları 4'e 4 kesersek arkadaşlar şurası normalde 17'ymiş. Değil mi? Şimdi toplamda burası 17 ama ben 4'e 4'lüyü kestiysem yani ben 17'den 8'i çıkartmam gerekiyor değil mi? Şu geriye kalan alanı bulmamız için. Yani 18'den 8'i çıkartırsak arkadaşlar kaç oluyor? 9 santim değil mi? Yani şurası 9 kalmadı mı arkadaşlar? Bu 9'sa şurası da 9, şurası da 9, şurasının da 9 olduğunu biliyorum. Peki yani normalde köşeler çıktı. Geriye kalan bir artı şekli gibi bir şeklimiz kaldı. Ali de bunu ne yapmış? Kenarlarından katlayarak üstü açık yani şurası açık olan bir dikdörtgenler prizmasına yine çevirmiş. Hatta kare prizma oluyor. Çünkü neden? Şöyle yapacak olursak arkadaşlar şurası benim şu an çizdiğim kısım ne oluyor? Burası tabanı olacak. Yani şuraları hepsinin
farkındaysak 9 olduğunu biliyoruz. Bu katladığımızda ne olacak? Şuraları 9'a 9 olacak. Şu geri kalanlar da 4'e 4 olmaz mı arkadaşlar? Şuradaki yükseklikler de şunları birleştirdiğimizde üst üste gelecek. Yani bunun yüksekliğinde 4 birim olması gerekiyor. Peki bu bir hala bir dikdörtgenler prizmasıyken bu neye döndü? Aynı zamanda bir kare prizmaya döndü. Bunun hacmini istiyorsa bizim hacim neydi zaten? 3 ayrıtının çarpımıydı. Prizmaların hepsinin aynıdır. Taban alanı çarpı yükseklik nedir? Taban alanımızı bulacak olursak bunun tabanı bir kare. 9 çarpı 9 çarpı 4 cevabımız arkadaşlar. Yani 9 kere 9 81. 81 ile de 4'ü çarparsak cevabımız ne oluyor? 324 arkadaşlar. Yani cevabımız B seçeneği. Evet, sıradaki sorumuz da arkadaşlar bir olasılık sorusu. Aşağıdaki masanın üzerine 1, 2 ve 3 sayılarının yazılı olduğu küpler verilmiştir diyor. Numaralandırılmış küpler rastgele üst üste konulacaktır diyor. Peki, buna göre rastgele yapılan bu işlemler sonucunda orta kısmına gelen küpün numarasının çift sayı olma olasılığı kaçtır? Yani burada çift sayı olan kaç tane sayımız var? Sadece bir tane sayımız var arkadaşlar. 1 ve 3 tek sayı zaten biliyoruz. Şimdi şöyle yapıyoruz. Olma ihtimallerinin hepsini bulmamız lazım. Çift sayı olma ihtimallerini de istenen kısma yazmamız lazım. Çünkü olasılık neydi? İstenen bölü toplam olayların olma olasılığı. Yani burada masanın, bunları üst üste koyacaksak tabana 1'i koysaydık mesela. Tabana 1 koysaydık, üstüne 2 koysaydık, üstüne de 3 koysaydık. Olur muydu bu şekilde? Olurdu. Tabana 1 koysak ama bu 3 ile 2'nin yerini değiştirsek bu şekilde de olmaz mı? Olabilir. Niye olmasın? Taban 1 olduğunda bu şekilde. Peki taban 2 olsaydı? Şurası 1, şurası 3 olmaz mıydı? Sonuçta üst üste koyuyoruz biz bunları. Taban 1 olsa, taban 2 olsa bu 3'e 1 de olabilir. Bir de tabanın 3 olduğu durum var. Taban 3 olsa 1 olabilir, 2 olabilir. Taban 3 olduğu durumda 2 olabilir, 1 de olabilir arkadaşlar. Yani farkındaysak başka da bir sayı ihtimali yok zaten. Kaç durum oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani olasılık sorularını bulurken bizim yapacağımız şey neydi arkadaşlar? Toplam olasılıkları. 6 yazıyorduk, yani toplam olma olasılığı 6. Ama bize orta kısmında çift sayı olanı istiyor. Yani burada 1 ve 2 tane durum var arkadaşlar. 2 tane durum varsa istenen durumda yukarı yazarım. 2 bölü 6 sadeleşen bir kesirdir. Sadeleştirdim. Cevabımız 1 bölü 3, yani D seçeneği. Evet, sıradaki sorumuz ise bir köklü sayı sorusu ve nasıl olabilecek biraz deneme sorusu. Hangisi bakalım, okuyalım sorumuzu. Aşağıda verilen kare şeklindeki siyah fayansın bir kenarının uzunluğu kök 75 cm'dir. Beyazında beyaz bir dikdörtgen diyor, siyah bir kare diyor. Hemen şunların kenarlarını kök 75'i yazayım. Kök 75'i tabii ki de bunları kullanırken biz direkt hemen kök dışına atıyorduk arkadaşlar. Neydi bu? 5 kök 3 demektir. Bunun da kenarının 5 kök 3 olduğunu biliyorum. Kare ile dikdörtgenin neymiş? Enleri aynıymış. Yani bize burada bir ipucu vermiş aslında. Bunları ortakta kullanabiliriz diyor. Kök 1200'ün ne demek olduğuna bakacak olursak burada aklınıza gelecek şey 400 ile 3'ün çarpımı olduğunu görmemiz. 400 de zaten 20'nin karesi olduğu için bunu ne yapıyoruz? Hemen yazarsak 20 kök 3 olarak yazıyoruz. Peki. Şimdi sorunun devamını okuyacak olursak bu fayansların her birinden en az birer tane kullanmak şartıyla, yani sürekli ya beyaz ya da siyah kullanmayacağız. Aralarda başka bir şey kullanmamız gerekiyor. En azından bir tane kullanmamız gerekiyor. Diyor ki bu banyonun bir kenarının uzunluğu 200 kök 3 santim olan kare şeklindeki zemini kaplayacaktır. Bu fayanslardan siyah olanının tanesi 3 TL, beyaz olanının tanesi 8 TL olduğuna göre. Peki demiş ki fayanslar için öğrenmesi gereken para en az kaç TL'dir? Yani biz aslında avantajlı olan kısmı soruyor bize. Yani çoğunlukla bir şeyi kullanalım ki bizim az para ödeyelim. Peki. Şimdi mantıken arkadaşlar bize şurada ipucu verdiği şey bunların enlerinin aynı olması. Yani burada aslında bundan ne kadar ediyor? Şimdi siyahın 5 kök 3'e 5 kök 3 olduğunu görüyoruz. Bunun da 20 kök 3'e 5 kök 3 olduğunu görüyoruz. Şimdi hangisini kullansak daha avantajlı olur diye düşünmemiz lazım. Şimdi farkındaysak 5 kök 3, 20 kök 3 bunun 4 katı değil mi? Enleri zaten aynı olduğundan dolayı
boyları bunun 4 katı olduğundan dolayı o zaman beyaz aslında normalde şu şekilde değil midir arkadaşlar? 4 tane siyah etmez mi? O zaman şöyle bir kenara şunu not edelim. Çünkü birazdan bu bize lazım olacak. Beyaz aslında 4 tane siyahın boyuna eşit. Şimdi bize hangisi daha ucuz olacağına bakacak olursak. Şimdi diyor ki bize siyah olanların tanesi 3 TL. Yani siyah olanlardan 3 TL kullanacaksam. Yani mesela düşünün ki şurada normalde 3 TL kullanacağım. Yani mesela bir fanyas beyazın bir tanesini kaplayacağı yer için 4 çarpı 3'ten normalde siyahlardan 4 tane kullanmam gerekiyor. 12 TL olurdu ama beyazlardan bir tane kullanmam gerektiği için normalde 8 TL olurdu. Yani bir beyazın yerine 4 tane siyah kullanmam gerekiyordu normalde arkadaşlar. Şimdi sizce hangisi daha mantıklı? Normalde beyazı kullanmamız gerekmiyor mu? Beyaz çünkü daha ucuz. Bize en avantajlıyı soruyor. O zaman çoğunlukla beyazı kullanmamız gerekiyor. Şimdi şöyle düşünüyorsunuz. Hepsini beyaz kullansaydık. En sonunda hani bir tane siyah falan için düzenleme yaparız. Şimdi hepsi siyah, hepsi beyaz olsaydı. Şimdi bize demiş ki bir banyomuz var. Bu banyomuzun bir kenarının ne olmuş? 200 köküç olduğunu söylüyor. Şimdi 200 köküç arkadaşlar şöyle şunlardan mesela bir tanesini ben şuraya çizersem. Şurası 20 köküçe 5 köküç diye şurası 5 köküç. Şimdi 20 köküç. Şurasının 200 köküç olduğunu biliyorum ya. 10 tane sığmaz mı buraya arkadaşlar? Yani şuraya şöyle gösterirsem. Şuraya arkadaşlar kaç tane sığıyor? Şuraya 10 tane sığıyor. Şurasının da aynı şekilde 20 köküç. Yani pardon 200 köküç olduğunu biliyorum. 200 köküçün olduğu kısma da 5 köküçe bölersek burada da kaç tane var? 200'ü 5'e bölersek 40 tane de şuraya sığmıyor mu arkadaşlar? 40 sıra boyunca burada da 10 sıra boyunca yani toplamda kaç tane kullanıyormuşum ben bunu? 40 ile 10'u çarparsak 400 tane fanyas kullanmıyor muyum arkadaşlar? Yani 400 tane beyaz fanyas kullanıyorum. 400 tane beyaz fanyas kullanıyorsam normalde hepsi tabii ki de beyaz olacak diye kabul ettiğimizde ne yapıyoruz? Çarparsak 3200 etmiyor mu arkadaşlar? Ama normalde hepsi beyaz olsaydı. Şimdi bize diyor ki her birinden en az birer tane. Yani bir tane en azından siyah kullanmam lazım. Şimdi arkadaşlar burada tabii ki bir tane beyazı geri çıkartsaydık diye düşünüyorsunuz. Şimdi toplamda burada 400 tane beyaz kullandık ama buradaki bir tanesini çıkartsaydık. Yani 8 TL'yi çıkartmış oluyorduk. Şuraya yazayım. Yani 3200'den 8'i çıkartsaydık arkadaşlar ne olurdu? Yani bir tane beyazı çıkartıp onun yerine 4 tane siyah ekleyeceğim arkadaşlar. Bunu çıkartalım. Yani normalde 3192 olurdu. Şimdi bunun yerine 4 tane yani şu 8 TL'nin yerine 4 tane siyah eklersem arkadaşlar ne oluyor? 12 TL eklemiş olmayacak mıyım? Şurada en başta ben bunları boşuna yazmadık arkadaşlar. Yani 8 TL yerine 4 tane onun boşuna 4 tane siyah eklemem gerekiyor. En az bir tane kullanın dediği için mecburen böyle yapıyoruz. Topladığımızda da cevabımız ne oluyor arkadaşlar? 3204 TL ediyor. Yani burada cevabımız B seçeneği. Evet arkadaşlar son sorumuz. Bu oyunu hepimiz biliyoruz zaten. Aşağıda diyor taş kağıt makas oyununun kuralları verilmiştir diyor. Bunların kuralların hepsini biliyoruz. Hangisinin hangisinin üstünlük olduğunu vermiş. Aynı tercihler yapılırsa da oyun beraber kalır diyor. Peki. Aranızda yeni bir arkadaş katılıyor ve oynamaya devam ediyorsunuz. Makas yapmaya karar verdiniz. Sadece sizin kazandığınız kaç farklı olası durum olabilir? Şimdi düşünelim. Biz makas yapsaydık. Şimdi makas yaptığımızda karşı tarafta makas yapabilirdi. Olabilecek durumların hepsini yazalım. Makas yapsak karşı taraf kağıt da yapabilirdi. Aynı şekilde karşı taraf taş da yapabilirdi. Şimdi kaç tane durum var? Toplamda 3 tane durum var. Şimdi kaç tanesine kazanıyoruz? Şimdi aynı olursak makasa makas olsaydı eşitlik olmaz mıydı arkadaşlar? Yani beraber olurdu. Yani kazanmış olmazdık. Daha sonra makasa kağıt olsaydı, karşı taraf kağıt yapmış olsaydı o zaman biz kazanmaz mıydık arkadaşlar? Çünkü neden? Makas kağıdı keser. O yüzden biz kazanmış olurduk. Yani avantajlı durumda olurduk. Son durumda ise makasa taş olduğunda taş makası parçalar. O yüzden taş kazanır yani biz kaybederiz.
makas kaybettiği için biz kaybetmiş oluruz. Yani toplam 3 durumdan sadece bir tanesi. Bize diyor ki sadece sizin kazandığınız kaç farklı olası durum var. Normalde 3 olası durum var ama kazandığımızı sorduğu için sadece bir tane. Yani cevabımız A seçeneği arkadaşlar. Bizim sorularımız bu haftalık bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çalışmayı unutmayın, ara vermeyin, pes etmeyin arkadaşlar. Bu süreçlerde geçecek. İnşallah bu günleri kötü hatırlamayız, iyi hatırlarız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar.